Max ekranlarından mutlu günler değerli izleyiciler. Bir kez daha sizlere merhaba diyoruz. Konuk Evi programındasınız. Programımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Konuk Evi programında hafta içi her gün sizlerle oluyoruz ve değerli isimleri ağırlıyoruz. Farklı farklı konular hakkında sohbetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün de trafik kazaları ile ilgili, trafikle ilgili, dolayısıyla hayatımızı yakından ilgilendiren bir kavramla ilgili konuşacağız. Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Sayın Dursun Kavuran stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz öncelikle burada olduğunuz için. Özellikle üzerinde durduğumuz bir konu, önemsediğimiz bir konu trafik. Siz de bizlere yardımcı oluyorsunuz bu anlamda. Ben de efendim sizin nezdinizde tüm Aks TV'ye ve izleyenlerine çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü hayatsal konunun içerisinde insan unsuru olan, gündeminize taşıdığınız böyle önemli konulardan dolayı sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü trafik insanların doğumundan ölümüne kadar içerisinde bulunduğu ve her an ölümle, sakat kalmayla, yaralanmayla baş başa oldukları bir durum. Evet. Bunların olmasını istemiyoruz. Olmaması için de gereken tedbirleri almamız ve yapmamız gerekiyor. Evet ve 10 yıllık bir kalkınma planı hazırlandı trafikle ilgili olarak. Evet efendim. Öncelikle bu plandan bahsedelim isterseniz. Nedir, içeriği nedir, yapılanlar neler, gelinen nokta ne bu konuyla ilgili olarak? Efendim bu 10 yıllık uluslararası kalkınma planı eylem projesinin aynı zamanda ortağıyız. Derneğimiz kamu yararına çalışan bir dernek. 1973 yılında beri. 1959'dan beri kamu yararına çalışıyor. 1973 yılından beri de uluslararası ilişkilerde Türkiye'yi trafik konusunda temsil eden bir kuruluş. Şimdi bu 2011-2020 yılı 10 yıllık ulaşım eylem planında derneğimiz de bu kurulun aynı zamanda üyesi ve etkili görevler alan bir dernek. Şimdi buradaki amacımız tüm uluslararası yapılan bu eylem planındaki amaç 10 yıl içerisinde trafik kazalarını %50 oranında ölümlü trafik kazalarını evet. ölüm oranlarını %50 oranında azaltmak. Bunun için de çeşitli denetimler, bilimsel araştırmalar, sempozyumlar, paneller, böyle sizlerin programında vatandaşlarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek amacıyla yapılan televizyon programları etkili olacaktır. Evet. Bugün ülkemizde, dünya genelinde, ülkemizde değil de dünya genelinde yılda 1 milyon 300 bin vatandaşımız trafik kazasında hayatını kaybediyor. 50 milyona yakın insanlarda sakat kalıyorlar veya yaralanıyorlar. Şimdi bunu içerisinde bunun %48'ini tüm uluslar arasında 10 ülke teşkil ediyor. Bunlardan bir tanesi de maalesef biziz. Evet. Brezilya, Kamboçya, Çin, Mısır, Hindistan, Kenya, Meksika, Rusya ve Vietnam, Türkiye olmak üzere %48'ini bu ölümlü kazaların ve trafik yoğunluğunun olduğu kazaları meydana getiren bu 10 ülke, diğer ülkelerde %50'sini meydana getiriyor ki çok üzücü bir durum. Kesinlikle ki evet. Sık sık da bültenlerimizde bunu aktarıyoruz izleyicilerimize. Her gün neredeyse yurdun çeşitli yerlerinde trafik kazaları oluyor ve her gün can kayıpları oluyor. Evet. Şimdi dün akşamki ulusal bir kanalda MOBESE'lerin çekmiş olduğu trafik kazaları vardı. İnsan üzülüyor. Yani üzülmemesi mümkün değil. Araçları bir taş olarak düşünürsek, insanda bir yumurta olarak düşünelim. Ne kadar çarpma esnasında neler olduğunu göz önüne sermek gayet mümkün. Şimdi burada insanlarımızın trafik konusunda yaya, yolcu ve sürücü olarak çok bilinçli olması gerekiyor. Her şeyi devletten beklemememiz gerekiyor. Polisiye tedbirlerle, cezalarla
bunun önlenmesi mümkün değil. Avustralya, Hollanda, İsviçre, İngiltere son 40 yılda trafik kazalarını görülen ölümleri yarı yarıya indirmiş durumda. Evet, yapılan çalışmalar bu yapılacak. İşe yaradı. Bu başarılarının ortak nedenleri ise siyasilerin öncelikli olarak elini taşın altına koyması ve kamuoyunun ortak hareket etmesiyle meydana gelmiştir. Türkiye'de de böyle bir şeye ihtiyaç var sanıyorum, değil mi? Geç kalmış sayılmayız. Yolun neresinden dönersek kârdayız diyoruz. Geç kalmış sayılmayız. Bu konuda da mutlaka bizim siyasilerimizin olsun, vatandaşlarımızın olsun, kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörlerin, sivil toplum örgütlerinin el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde bu konu üzerinde durursak o zaman zannediyorum ki problemi de çözmüş oluruz. Bu kadar vatandaşımız da hayatını kaybetmemiş olur. Evet. Düşünebiliyor musunuz efendim? Türkiye'de her yıl 10 bin vatandaşımız hayatını kaybediyor. Evet, bu da çok büyük bir rakam değil mi? Evet. En fazla ölümün 10 yılda, sebep olduğu olay ne yazık ki. 10 yıl içerisinde bir ilimiz kadar nüfus trafik kazasında yok oluyor. Bunun yanında yaralananlar, evet, sakat kalanlar da hariç. Ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum olanlar. Sırf bunların olmaması için bizler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, siyasilerimiz trafik konusunda bu 10 yıllık eylem planı içerisinde önlemlerini mutlaka almalılar. Evet, peki bu önlemler neler? Pratikten birazcık bahsedecek olursak nasıl yansır sosyal hayata bu önlemler, trafiğe nasıl yansır? Şimdi efendim 2013 yılı emniyet kemeri, evet, ve hız kontrolü denetimleriyle yoğun bir şekilde tüm ulusumuzda, Türkiye'de yoğun bir şekilde bütün illerde olmak şartıyla hızlı bir şekilde denetimlerini devam etmektedirler. Bunların daha iyi bir şekilde gelebilmesi için az önce de bahsettiğim gibi siyasilerimizin, yollar yapılabilir, altyapı yapılmış olabilir ama hız limitlerimizi veya aracın gösterdiği katrandaki hızı yapmak zorunluluğu olmadığını herkes biliyor. Onun için mümkün olduğu kadar tüm sürücülerimizin hız limitlerine uyması, kamu kurum ve kuruluşları kendi personellerine eğitmesi, siyasilerimiz yeterli derecede acil önlemler için eylem planlarına uygun olarak kanunlar çıkartması gerekiyor. Evet. Ki bunlar da yapılıyor. Her şey kanunda olmaz dediğim gibi. Herkes kendi sorumluluğunu bilmesi gerekiyor. Hepimiz sorumluluğumuzu bilebilirsek o zaman ne yapmış oluruz? Kazalarda azaltmış oluruz. Bugün Samsun'umuzda veya ülkemizde neler yapılabilir? Buna değinecek, evet, olursak, valilikler kanalıyla bu eylem planı içerisinde İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu, valilerle yapmış olduğu bir toplantıda alınan kararlar ve bunlar genelgeler halinde illere gönderildi. Emniyet Müdürlüğü'nün almış olduğu trafikle ilgili genelgeler emniyet müdürlüklerine gönderildi. Bu konu üzerinde hassasiyetle duruluyor. Çok değerli Samsun Valimiz bu konu üzerinde, evet, hemen ilk toplantısını yaptı. Tüm kurum ve kuruluşlara yapılması gereken önlemlerle ilgili hazırlıkları istediler ve kuruluşlarımız da bu hazırlıkları yapmak gayret ve çabası içerisindedir. Evet, burada, evet, en büyük sorumluluk Emniyet Müdürlüğümüze düşmekte. Trafik olarak denetleme konusunda onlar da ellerinden geldiği kadar her türlü gayreti sarf etmekte. Gece gündüz vatandaşlarımızın ölmemesi, yaralanmaması, herhangi bir kazaya sebebiyet vermemeleri için canla başla çalışıyorlar. Ben, evet, kendilerine mi? Buradan şahsım ve derneğim adına da teşekkür ediyorum. Özellikle emniyet kemeri üzerinde çok durduğunu biliyoruz Samsun Emniyet Müdürümüzün. Ve bu konuda da bir yol kat edildiği
gösteriyor yapılan açıklamalar aslında. Bu anlamda haberler var. Evet. Belli bir oranda emniyet kemerinin takılması oranında artış sağlandı yapılan bu çalışmalar sonucunda gelen bilgiler arasında. Evet. Şimdi doğru. Bu zaten 2014 yılı bu 10 yıllık plan içerisinde 2013 yılının emniyet kemeri ve hız kontrolleri denetimi tüm illerimize genelge halinde gönderildi. Bu konu üzerinde de Samsun Emniyet Müdürlüğümüz hassasiyetle durmakta, hız kontrolleri yapılmakta, radar araçlarıyla, ayrıca kameralarla kural ihlali yapanlar tespit edilmekte, hız limitlerini aşanlar tespit edilmekte ve anında kendilerine bildirilmektedir. Ve Samsun'da da çok güzel bir gelişme oldu. Ben bu nedenle emniyet müdürümüzü de kutluyorum. Evet. Gezici radarlarımız vatandaşlarımızın aşırı hız nedeniyle radara yakalandıkları zaman direkt olarak eğer telefonları varsa cep telefonlarına hemen mesaj olarak gidiyor. Ceza makbuzu gitmeden önce. Evet, kişi bilgilendirilmiş oluyor. Evet, siz şu yolda şu hızda gittiniz. Evet. Diye bilgi veriliyor. Teknolojik ki imkanlardan da faydalanılmış oluyor. Evet, bu da çok güzel bir olay. Vatandaş nerede, ne zaman hata yaptığını bilmiş oluyor. Emniyet kemeri ve hız. Emniyet kemeri %45 oranında ölümleri engelliyor. Evet. Bunu vatandaşlarımızın tam olarak bilmesi, araçlarına biner binmez de emniyet kemerlerini çok güzel bir şekilde takması gerekiyor. İstisnalar kaideyi bozmaz. Bunları söylediğimiz zaman çeşitli toplantılarda efendim falan kazada emniyet kemerini çıkarabilseydi kurtaracaktı gibi yanlış düşüncelerde olanlar var. Emniyet kemeri bir defa insanların ani frende veya çarpmalarda öne veya arkaya doğru boyun kırılmalarını engelleyen, camdan dışarıya fırlamasını evet, değil mi? Ölümle engelleyen sonuçlanmasına belki de sebep olacak değil mi? Böyle bir olayları engellemiş oluyor efendim. Onun için yine de biz buradan uyarıyoruz tüm izleyicilerimizi, evet. Sürücülerimizi araçlarına biner binmez sürücü veya yolcu olarak lütfen emniyet kemerlerini hemen taksınlar. Evet, sanıyorum bu emniyet kemeri konusu daha çok şehir içerisinde seyahat ederken ihmal ediliyor. Şehirler arasına çıkarken kişi emniyet kemerini takıyor ama şehir içinde ise gideceği mesafe çok da uzak değilse takmayabiliyor. Evet. Şimdi şehir içerisinde nasıl olsa bir şey olmaz. Aşırı bir hız yok gibi düşünülüyor. Fakat 50 kilometre hızla çarptığı zaman bir araç, o aracın içerisindeki bulunan şahıs hemen hemen 1400-1500 kilo bir basınç altında kalmış oluyor ve o basınçla birlikte kafasını cama vurup boynunu kırabiliyor veya herhangi bir şekilde camdan fırlayabiliyor. Olmasa bile mutlaka bir tarafını sakatlamış veya yaralamış oluyor. Ama emniyet kemeri olduğu takdirde bu tamamen önlenmiş oluyor. Şimdi biz emniyet kemeri üzerinde bu kadar durulurken emniyet kemeri aynı zamanda insanları, çok güzel de bir sloganımız var bu konuda. Emniyet kemeri sandalyeye bağlanmaktan daha iyidir. Evet. Değil evet. Mi? Tekerlekli sandalyeye lazım. Bağlanmaktansa emniyet kemerini bağlayınız diyoruz. Çünkü çok önemli bir konu. Artı trafik kazalarında en çok yaralanma şehir içerisinde. Yaralanmalara sebebiyet veren, maddi hasarlı kazalara sebebiyet veren, bu da ülkemiz açısından büyük bir ekonomik kayıp oluyor. Bir tanesi de araç kullanırken telefonla görüşmek. Evet, bu da çok önemli ve ne yazık ki sıkça karşımıza çıkan bir durum. Bunun en belirgin örneklerini gördüğümüz zaman zincirleme kaza yapılan yerlerde
Araç takip mesafesi de yok. Evet. Yani telefondan sonra da araç takip mesafesi meydana geliyor. Telefon araç takip mesafesini zaten ortadan kaldırıyor. Çünkü sürücü dikkatini tamamen telefona vermiş oluyor. Bu telefonla görüştüğü esnada önündeki aracın fren yapıp yapmadığını, hızını yavaşlatıp yavaşlatmadığını farkında değil. Öndeki araç duruyor, o arkadan gelip çarpma yapıyor veya diğerleri de dediğim gibi en önemli olan da araçların takip mesafelerini de çok güzel bir şekilde ayarlamalardır. Evet. Eğer takip mesafelerini ayarlayamazlarsa bugün gündeme gelen zincirleme kazalar hep bundan oluyor. Evet, bu da çok önemli. Evet. Zincirleme kazalar da sıkça karşımıza çıkıyor. Yaralanmalı, zaman zaman ölümle sonuçlandığı da olabiliyor ne yazık ki bu kazaların. Evet, zaten hemen hemen her gün ulusal basında da izliyoruz. Zincirleme kazalarının nedeni aradaki takip mesafesini tam olarak ayarlayamamak. Giden bir araçta nasıl ayarlanır? Bunu da vatandaşlarımız, sürücülerimiz biliyor ama uygulamıyorlar. Bir aracın yapmış olduğu hızın yarısı kadar, 90 kilometre hızla giden bir araç, 45 metre önündeki araçla mesafesinin olması gerekiyor. Eğer zaten 90 kilometre hızla giden bir araç, ani bir fren yapması gerektiğinde 72 metrede durabilir. Evet. Bu hesaplanmalı, hesaplanmış, fiziksel olarak uluslararası kabul edilmiş denemelerle yapılmış bir olaydır. Efendim benim aracımda ABS var, ARS var, şu var, bu var. Bunların hiçbir tanesi fizik kurallarının üstüne geçemez. Evet, ne kadar önemli olursa olsun araç, evet, siz kendi önleminizi almak zorundasınız. Tabii, değil mi? Şimdi aniden gidiyorsunuz, 90 kilometre hızla gittiğinizde frene basar basmaz o aracın durması mümkün değil. Durduğu anda araç zaten takla atarak gidecektir. Evet. Yani durması mümkün değil, fizik kurallarına aykırı. Onun için de bu mesafeyi mutlaka ayarlamak lazım. Bir vatandaşımız dalgınlıkla veya sollarım, ben bunu geçerim diye acelecilik yapmıştır, bir kural hatası yapmıştır. O anda eğer o aradaki mesafe müsaitse hemen o araya girerek bir trafik kazasını önlemiş oluruz. Evet, bu kadar da ama önemli. Ara darsa, eğer o mesafeyi bırakmadıysa zaten o araç araya giremeyeceği gibi karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpışacaktır. Şimdi bunların en başında eğitim geliyor. Evet. Olmaması için eğitim geliyor. Trafik eğitimi her şeyden önce ana sınıfında başlamalı. Değil mi? Çocuk okula adım atar atmaz, evet, trafik bilinci ona öğretilmeli belki de. Şimdi eğer nasip olursa bir başka programımızda bunların evet, bir CD'sini getirerek çok değerli izleyicilerimize de göstermek isterim. Bunları biz bazen çekiyoruz böyle, evet, gördüğümüz yerlerde, ışıklarda. Çocuk direniyor okuldan almış olduğu eğitimle. Direniyor geçmemek için kırmızı ışık yandığı zaman yaya geçidinden. Annesi veya babası onu zorlayarak, aracın gelmediğini gördüğü için zorlayarak oradan geçirmeye çalışıyor. Şimdi bu çocuğa biz neyi öğreteceğiz? Evet, değil mi? Model olarak aldığı kişiler bunu yapıyor. Anne baba bunu yaparsa, evet, büyükler bunu yaparsa okuldaki öğretmen ne yapabilir? Biz de önce anne ve babanın trafik konusunda iyi bir şekilde eğitilmesi, basın aracılığıyla çeşitli programlar izlemesi ve çocuklarına da her şeyden önce yaya geçitlerinden nasıl geçilir, evet, karşıdan karşıya nerelerden geçilir, bunları bir ebeveyn olarak, anne baba olarak yarın o çocuğumuzun arkasından gözyaşı dökmeden, ocaklar sönmeden bu tedbirleri ebeveynler de alması gerekiyor. Bunun için de bizler ne yapabiliriz? Çeşitli panellerle, sempozyumlarla
İşte Evet, sizler zaman gibi, zaman evet. okullara da gidiyorsunuz değil mi? Haber bültenlerimize taşıyoruz bizler bunu ve Evet. Samsun'da şöyle de bir avantaj var çocuklar bakımından. Bir eğitim parkı var onlar için hazırlanan. Evet. Orada da sanıyorum yine sizin görüşlerinize, bilgilerinize başvuruluyor. Onu da isterseniz anlatmış olalım izleyicilerimize. Bu eğitim parkı sizce ne kadar yararlı çocuklar üzerinde? Şimdi eğitim parklarının daha sık olması, daha çok olması gerekiyor. Fakat bizim İlk Adım Belediye'miz Evet. sağ olsunlar yaptılar. Şimdi burada çocuk yaşayarak, görerek yapıyor. Orada akülü araçlara binerek, Tıpkı araç trafikteymiş gibi. trafiğin içerisindeymiş gibi ışıklara, kurallara riayet ederek, geçitlerden, yaya geçitlerinden orada ışıkları bekleyerek, Emniyet Müdürlüğümüzün de katkılarıyla, yardımlarıyla orada gelen okullara çok güzel bir şekilde öğrencilerimize seminerler veriliyor. Evet. Bu çok güzel ama bunu pratikte uygulamak çok önemli. Bunun uygulanması için de ebeveynlerin çocuklarına mutlaka trafik kurallarını ihlal etmeden öğretmeleri gerekiyor. Evet, değil mi? Öncelikle Evet. model olarak öğretmeleri gerekiyor belki de. Evet, biz tüm okullarımızın bu trafik eğitim parkına gitmelerini, oradan randevu almalarını, her sınıfın, yani istisnasız, her sınıf için oraya gidip orada en azından bir saatlik o trafik eğitimini görmeleri ve şehir içerisinde yaşadıkları olaylarda nasıl yanlışlık yaptıklarını, nelerin doğru olduğunu görür de hayatta da uygularlarsa çok daha başarılı olacaktır. Zaman zaman bunların dışında özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, bu konu üzerinde ben özellikle duruyorum. Mutlaka hiç olmazsa 3 ayda veya 6 ayda bir defa olsun tüm personeline araç kullanan veya kullanmayan. Çünkü yaya, yolcu ve sürücü olarak trafiğin içerisindeyiz. Mutlaka Bu, varız trafikte değil evet, mi? bu trafiğin kurallarını böyle 5 vakit ezan okunur gibi kulaklarını üfürmemiz gerekiyor. Mutlaka personellerine Emniyet Müdürlüğümüzden destek alarak, bizleri çağırarak, bizlerden de destek alarak onlara bu konunun hem kuralları öğretmek açısından hem hukuksal açıdan neler yapmaları gerektiğini öğretmemiz, bilgilendirmemiz, bilinçlendirmemiz gerekiyor. Zaten bu bilgilendirme ve bilinçlendirmeler Televizyon Üst Kurulu'nda yine Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu bir karara göre her gün trafikle ilgili programı yapması Evet, ve kamusu yayınlaması basın zorunluluğu şeklinde. var. Sizler gibi böyle değerli program yapımcılarımız da Sağ olun. bu konuları gündeme sık sık getiriliyor ve vatandaşlarımız da bu konuda uyarılmış oluyorlar. En azından hiçbir şey olmasa, özellikle bugünkü konuşmalarımızdan emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu, takip mesafesinin ne kadar önemli olduğunu, yaya geçitlerinde mutlaka yaya geçitlerinden, üst geçitlerden veya alt geçitlerden geçmelerini Evet. dikkatle izleyip de bunları uygulasalar, inanın trafik kazaları %35, %40 oranında Evet, azalacaktır. çünkü büyük bölümü değil mi bu Evet. saydığınız durumların ihlalinden kaynaklanıyor aslında trafik kazaları. Önüne geçildiği zaman da otomatikman trafik kazalarında bir düşüş yaşanacak. Evet. Şimdi bir de yol ve hava durumuna göre Evet. araç kullanmak çok çok önemli. Yine bu görüyoruz. Hani bunu direkt olarak söyleme basınımızın da şeyinde değil. Hani nasıl oldu, ne oldu, hani hız limiti olarak kazaların hemen hemen %65-70'i hızdan meydana gelmektedir ki Evet. bunu da görüyoruz. Ya ışık ihlali, hız, hatalı sollama. Bu sebeplerden dolayı en çok Evet. kazalar meydana geliyor. Alkollü araç kullanmak da bunun içerisinde. Uykusuz ve yorgun araç kullanmak. Şimdi bunlara dikkat edildiği takdirde her zaman trafik kazalarının önüne geçilmesi mümkündür. Ben şunu her zaman söylüyorum ve değerli izleyicilerimiz de sakın şey yapmasınlar.
bir gerçek, benim için bir gerçek. Evet. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı olarak alkollü araç kullanan bir insanın katilden hiçbir farkı yoktur. Evet, ki bunu örneklerde de görüyoruz ne yazık. Evet. Yani refleksleri yavaşlıyor, karşısındaki insanı görmüyor, ben yaparım. İçerisindeki o trafik canavarı kabarıyor. Devreye ve giriyor. Kaza olduktan sonra, iş işten geçtikten sonra eyvah ben ne yaptım? Diyebiliyor. Herhangi bir şekilde fayda vermiyor. Belki de hatırlamıyor kaza anını. Evet. Sonrasında yaşananlar çok daha üzücü olabiliyor. Evet. Trafikte olaylar anlıktır. Evet. Ve telafisi olmayan bir olaydır. Böyle saniyenin saliseler içerisinde meydana gelen bir olaydır. Biz o nedenle zaten uyarılarımızda hep diyoruz. Uykusuz ve yorgun araç kullanmayınız. Uykunuz geldiği zaman mutlaka aracınızı bir kenara çekip dinleniniz. Yorulduğunuz zaman dinleniniz. Çünkü refleksler yavaşlayacaktır. Yolun şeyiyle beraber aracın içerisindeki bu mevsimde sıcaklık size uyku verecektir. Uzun yola gidenler her iki saatte bir mutlaka durup dinlenmeleri gerekiyor. Uzun yol sürücülerinin de en fazla günde 4,5 saat araç kullanmaları ve bu 4,5 saat içerisinde mutlaka bir mola vermeleri gerekiyor. Özel zamanlarda, bayram dönüşlerinde, tatil dönüşlerinde trafik ekipleri bunu yapıyorlar sanıyorum, değil mi? Durduruyorlar kişileri, yorgun musunuz, kaç saattir trafiktesiniz gibi sorular yöneltip onların dinlenmelerini sağlıyorlar. Bunu aslında alışkanlık haline getirmeli kişiler belki de biraz. Tabii zaten Emniyet Müdürlüğümüzün yapmış olduğu, trafik ekiplerinin yapmış oldukları insanlar trafik kazalarından korumak. Bir de şu çok önemli, buna da değinmek gerekiyor. Trafik kazalarının oluş noktalarına baktığınız zaman, gidecekleri yere çok az bir mesafe kala mutlaka kaza yapıyorlar. Evet. İstanbul'dan kalkıp Samsun'a gelecek bir kişi, bakın ben size özellikle yerlerini de söylüyorum. Havza Kavak arasında, Havza Kavak Samsun arasında mutlaka bu 80 kilometrelik yol üzerinde en çok trafik kazasının olduğu, Ankara istikametinde gelirken. Ordu istikametine giderken Terme, Çarşamba, Samsun arasında. Evet. En çok kazaların olduğu yerler. Bunlar Samsun'a gelenler için. Diğer illere gidenler, mesela Ordu'ya gidenler, Ordu'ya en yakın yerde. Nasıl olsa geldim, yetişirim. Ben 10 kilometre, 20 kilometre daha giderim veya 40 kilometre yolum kaldı, giderim diye hem hızlarını artırmakta hem de kendilerini sanki oraya acele yetişecekmiş gibi şartlandırıp o şekilde gelmeleri trafik kazalarına sebebiyet vermektedir. Gideceğiniz yere, varacağınız yere 5 kilometrede kalsa, yorgunsanız mutlaka aracınızı sağa çekin, müsait bir yerde durun, dinlenin, mümkünse çıkın biraz da gezin, ondan sonra aracınızı tekrar sağlıklı bir şekilde gidin. Evet, değil mi? Bu da çok önemli. Peki efendim, görüyoruz ki araba sayısı her geçen gün artıyor. Bu da sanıyorum trafiğin çıkmazlarından biri. Her evde artık birden fazla neredeyse araç var. Bu nasıl etkiliyor trafiği, trafik kazalarını? Şimdi çok güzel bir konuya değindiniz. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye genelinde her 5 kişiye bir araç düşüyor. Samsun'da, kendi ilimizde 3 kişiye bir araç düşüyor. Yani bir ailede 4 kişi varsa mutlaka o evde 2 tane araç var. Bu şekilde. Evet. Bu da trafik yoğunluğunu oldukça etkiliyor. Artık ilimiz Samsun ili olarak veya ülke olarak gideceğimiz bazı yerlere toplu taşıt araçlarını kullanarak hem ekonomik açıdan hem de kendi aracımızın yıpranmaması açısından toplu taşıt araçlarını kullanarak gidelim. Bugün Atakum istikametine gidildiği zaman veya diğer illerde
genelleme yaparsak. Diğer illerde işlerine giden araçlara bakın, içerisinde tek bir kişi vardır. Evet. İşine gidiyor. Bugün Samsun'da merkezde 160 bin tane araç var kayıtlı. Samsun merkezini coğrafi konum olarak 160 bin aracı kaldırıp kaldıramayacağı kapasitesini vallahi halkımızın artık şeyini anlayışına bırakıyorum. Evet, değil mi? Hiç 160 bin tane aracı böyle hiç aralarında mesafe bırakmadan peş peşe dizersek Ankara'yı geçiyor. Evet. Yani 400 kilometre, 420 kilometreyi daha fazla aşmış oluyor. Bu kadar aracı da Samsun'umuz kaldırması mümkün değil. Ve artı ne yapmamız? Yani. Evet, artı bugün gerçi belediyelerimiz çok güzel önlemler de alıyor, tedbirler de alınıyor emniyet tarafından, belediyeler tarafından. Ama buna vatandaşımız duyarlı olması lazım. Bir araç alıyoruz veya bir ev alıyoruz, 100-150 bin lira veriliyor. Eve alırken kardeşim bu evin otoparkı var mı yok mu diye sorulmuyor. Evet, araçla ilgili konular evet. İhmal ediliyor ne yazık ki. Tamamen. Veya araç alınacak, kardeşim aracını koyabileceğin yerin var mı diye bu sorulmalı. Avrupa ülkelerinde bu var efendim. Evet. Aracı alıyorsunuz ama aracınızı nereye koyacaksınız? Ama bizim caddelerimiz, sokaklarımız artık Allah göstermesin bir yangın olduğunda veya acil bir hastamız olduğunda ne itfaiye ekibi ne 112 ekibi bayağı bir zorluk çekiyor girmek için. Bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Yani bu konuda da mutlaka araçların artması değil de lüzumu olmadığı zaman, gereksinim olmadığı zaman lütfen toplu taşıtı araçlarını kullanalım. Eğer toplu taşıtı araçlarını kullanırsak bu birikim, bu yığıntı, kavşaklardaki engellemeler, durmalar mutlaka ortadan kalkacaktır. Samsun'da en çok görülen mesailerin başladığı saat de bitiş saatleri. Evet, trafiğin yoğun olduğu saatler. Trafiğin en yoğun olduğu saatler. Bir de okulların dağılma saatleri. Şimdi okullar bugün ilimizde 900 tane okul servis aracı mevcut. Belki daha da fazla. Şimdi bu araçlar okul mesai saatlerinde şehir içerisindeki trafikteler. O çocuklarımızı taşıyan araçlarda, okul servis araçlarında çocuklarımız gidiyor. Eğer biz de kendi aracımızla yolu tıkamaya kalkarsak o çocuklarımızın yolda geçirecekleri zamanı veya trafikte karşılaşacakları güçlükleri veya karşı karşıya kalacakları kazalarda göz önüne almamız gerekiyor. Efendim bir tek ben miyim demeyelim. Evet değil mi? Kesinlikle. Evet bir tek ben miyim demeyelim. Herkes kendisi tedbirini alırsa zaten trafikte düzene girmiş olacaktır. Evet. Bugün diğer gelişmiş ülkelerde aracınızın park yeri yoksa veya aracınızı normal standartlarda kullanmıyorsanız hemen anında her vatandaş uyarısını yapıyor. Bizde de şu anda aynı zamanda ben Far Trafik Müfettişi, evet, Samsun İl Temsilcisiyim. Müfettişler tarafından gösteriliyor. Bunlar değişik anlamlarda da ihbarcı, muhbir, şu bu falan deniliyor. Aslında değil. Bugün her vatandaşımızın Fahri Trafik Müfettişliği görevini yapmak zorunluluğu vardır. Bu bir insani görevdir. Bir vatandaşımızı ölümden kurtarmaktır. Bir başkasına zarar vermekten kurtarmaktır. Araç eğer önünüzde hatalı ve tehlikeli araç kullanıyorsa arayın 155'i. Onlar mutlaka o anda ilgileniyorlar. Oraya en yakın olan ekipler görevlendiriliyor. Bu Türkiye'nin neresinde olursa olsun. Evet, yani ilimiz için değil. Tabii olur. Genel olarak söylüyorum. Türkiye'nin neresinde olursa olsun yollarda dahi eğer böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman 155 polis imdadı aradıkları zaman trafik ekipleri onları mutlaka durduracaktır. Eğer şehirler arası yollardaysa, jandarma bölgesindeyse 156'yı aradıkları zaman mutlaka jandarma trafik timleri bu olaya el koymaktadırlar ve vatandaşı uyarmakta
bir kazaya sebebiyet vermemek için ellerinden gelen çabayı da sarf etmektedirler. Evet. Burada insan olarak görev ve sorumluluk hepimizin. Değil mi? Tüm insanların. Evet. Herkes çünkü trafikte yaya ya da sürücü olarak. Evet. Mutlaka trafikteyiz ve hepimiz için hakikaten sizin de ifade ettiğiniz gibi sorumluluk hepimizin. Evet. Şimdi bu konuda mesela yapılan çalışmalara destek vermek. Sık sık bunu toplantılarda da devamlı olarak belirtiyorum. Kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, sivil toplum örgütleri trafikle ilgili çeşitli paneller düzenlensin. Bu panellere de lütfen vatandaşlarımız veya kurum ve kuruluşlardan yetkililerin yanında orada çalışan personellerin mutlaka katılması gerekiyor. Sık sık Emniyet Müdürlüğümüz işbirliğiyle toplu taşıt sürücülerine seminerler veriliyor. Bu seminerlerde hakikaten vatandaşlarımız gördükleri hataları Emniyet Müdürlüğümüz çok güzel bir şey de hazırlıyor seminerden önce. Evet. Kendilerine teşekkür ediyorum ben. Güzel, şahsım ve derneğim adına. Samsun'da görmüş oldukları tüm olumsuzlukları çok güzel bir şekilde resmediyorlar. Güzel, evet, bir şekilde slayt haline getiriyorlar. O toplantıda işte arkadaşlar bakın, yaya geçidinin tam ortasında durmuş yolcu indirip bindiriyor. Veya aradaki takip mesafesine bakın. Kırmızı ışıkta geçenlere bakın. Orada meydana gelen bazı kazaların, Samsun'da meydana gelen bazı kazaları göstererek orada sürücülerimiz çok daha dikkatli ve hakikaten kendi yapmış oldukları hataları görüyorlar veya o tür hataları yapmamaya çalışıyorlar ki burada bu da eğitimin bir parçası oluyor. En önemli olan dediğimiz gibi trafik konusunda eğitimli olmak, evet, eğitilmek, eğitmek, bilinçlendirmek. Çünkü arada insan var, insanlarımız kaybediliyor. 10 bin vatandaş az değil. Kesinlikle. Bir yıl içerisinde bir savaşta bu kadar insanımızı kaybetmiyoruz. Ülkemizde her 30 saniyede bir trafik kazası oluyor. Bilmiyorum ne kadar oldu biz buraya oturalı. Kaç dakika oldu? Evet, bunu 38 bir, dakika oldu. 38 dakika oldu. 38 dakika içerisinde 60 her 30 saniyede, evet, bir olduğu zaman iki katı oluyor. 30'dan fazla oluyor. 30, 60, 76 trafik, evet, kazası ve her saat başında da bir vatandaşımız hayatını kaybediyor. Evet, ne yazık ki bu kadar korkunç, bu kadar çok gerçek korkunç rakam. Artı bununla da kalınmıyor. Bugün trafik kazalarında en önemli olan şey trafik kazalarını yaptıktan sonra veya kaza olduktan sonra diğer vatandaşlarımızın çok bilinçli davranması. Kazadır, olmuştur, yapılacak herhangi bir şey yok ama orada yapılması gereken direkt olarak bırakıp gitmek değil, bana ne demek değil. Evet. Önce kendisini sağlama alacak, aracını ön veya arka tarafta en emin bir şekilde, yani kendisine zarar vermeyecek bir şekilde aracını park edip oradaki durumu görüp hemen 112'ye, 155'e veya 156 jandarmaya mutlaka haber vermesi gerekiyor. Mümkün olduğu kadar da İlk yardım bilincine sahip olunması gerekiyor. Evet, bu konular, evet, bu konular çeşitli sürücü kurslarında veriliyor. Bütün kurallar öğretiliyor. Fakat, evet, nedense trafiğe çıkıldığı zaman bütün kurallar bir kenara bırakılıyor. Bildiğimiz gibi herkes, tamam, kendi kafasına göre trafiği ihlal etmeye çalışıyor. Evet. En çok üzücü olaylardan bir tanesi, bugün MOBESE şeylerinde de, kameralarında da gördüğümüz gibi, kırmızı ışık ihlalleri. Evet, ve şehir içerisinde kazaya, değil mi, yine direkt olarak sebebiyet verebilen
%100 yani ölümlü trafik kazasına sebebiyet veren. Size kırmızı ışık yanıyorsa karşınızdakine yeşil ışık yanıyor. Geçme hakkı onun. Bekleyin. Hayır, eğer beklemeden giderseniz hem kendi canınıza hem karşınızdakinin malına ve canına kastetmiş olursunuz. Bunun için de ne yapmak lazım? Trafik kurallarını harfiye uygulamak. Kırmızı ışıkta mutlaka durmak gerekir. Evet. Yapabileceğimiz tek şey, bu bir kuraldır. Kırmızı ışıkta durduğumuz takdirde mutlaka diğer aracın geçmesine izin veriyoruz. Eğer ona izin vermiyor da biz kendimiz ben geçerim düşüncesine sahip olursak, işte her zaman olduğu gibi çeşitli yayalara çarpmalar veya bir başka araca vurma, dün ambulansın yine bir ulusal kanalda gösterdi, tam kavşakta ani hızlı gelmesi ve diğer bir minibüste çarpışarak takla atıp evet, geçmesi, bunların hepsi ne bileyim çok önemli olan kurallar. Bir de çok değerli izleyicilerimizden şunu rica edeceğim. Özellikle sonuna gelmeden önce ben de bazı şeyler de belirtmek istiyorum. Evet, buyurun efendim. Şimdi ilimizde olsun veya başka illerde olsun, arkamızdan gelen aracın geçiş üstünlüğüne haiz olan itfaiye, yangın ve emniyet araçlarıdır. Evet. Eğer bunlar sirenlerini çalıyor, ışıklarını yakmış geliyorlarsa mutlaka hızla gidip onlara yol açmak değil, hemen sağ şeride yanaşıp sağdakilerin yavaşlaması, sol şerittekilerin araya girmesine izin vermesi ve o ambulansın veya itfaiyenin gideceği yere ulaşmasını, bir an önce ulaşmasını sağlamak hepimizin görevi. Evet. Siz aracınızda giderken o ambulansta sizin çocuğunuzun, annenizin, babanızın veya kız kardeşinizin olup olmadığını nereden bileceksiniz? Evet, değil mi? Eğer siz ona yol vermezseniz belki de o ambulansın içerisinde olan kişi çok yakınınızdır. Onu kaybedeceksiniz. Ama bunu siz kendiniz olarak düşünmeyin. Her insan değerlidir. O açıdan şey yapın. Veya bir yangına gidiyor itfaiye aracımız. Buna mutlaka yol verin. Bu itfaiye aracının sizin evinize gitmediğini nereden bilebilirsiniz? Değil mi? Kesinlikle. Bu konularda da sürücülerimizin mutlaka duyarlı olması, siren seslerini duydukları zaman mutlaka sağ sinyallerini verip yolu boşaltmaları gerekiyor. Büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde bununla ilgili fermuar denilen bir olay gündeme geldi. Orta şeridi tamamen itfaiye ve 112 araçları kullanıyor. Ama nasıl? Siren sesi geldiği zaman fermuar gibi sağa sola açılıyorlar. O aradan rahatlıkla geçip gitmiş oluyor. Evet. Ama tabii bu büyük şehirlerde, bizde ise sol şeridi mutlaka lüzumsuz ve gereksiz kullanmayalım. Mutlaka sağa yanaşalım. Araç sesini duyduğumuz zaman, siren seslerini duyduğumuz zaman hemen o araçlara yol verelim. Çünkü bugün bir başkasına, yarın bizim başımıza gelebilir. Bu da çok önemli konulardan birisi. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Süremizi sonlandırdık. Anlattıklarınız için umarız faydalı bir program olmuştur diyoruz. İnşallah. Kolaylıklar efendim diliyoruz çalışmalarınızda da. Çok teşekkürler. Sadece sürücülerimize de mevsim şartları nedeniyle kısa bir uyarıda bulunayım. Evet, onu da alalım. Öyle kapatalım. Evet. Mutlaka değerli sürücülerimizin kışlık araç bakımlarını yaptırmaları, evet, hava ve yol durumuna göre araç kullanmaları, lastiklerini mutlaka artık kış geldi, kış lastiği, kar tipi lastik takmalarını, araçlarına bindikleri zaman emniyet kemerlerini takmalarını, telefonla konuşmamalarını,
bu hız limitlerine uymalarını, kırmızı ışıkta geçmemelerini, yorgun ve ilaç kullanıyorlarsa araç sürmemelerini, alkollü asla araç kullanmamalarını, yayalarımızın da yaya geçitlerini kullanmalarını mutlaka öneriyoruz. Yaya geçitlerinden geçsinler. Biz insanlarımızın yaşamasını istiyoruz. Onları seviyoruz. Tüm insanları seviyoruz. 10 bin kişi artık ölmesin trafik kazasında. Hiç yoktan bu kadar kişiyi kaybetmeyelim diyorum. Ve tüm izleyicilerimize ve sizlere çok çok teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun efendim. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Evet değerli izleyiciler, Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Sayın Dursun Kavuran'ı ağırladık bugün stüdyomuzda. Gerçekleştirdiğimiz sohbetle programımızı kapatıyoruz. Bir başka konuk evi programında yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz sizlere. Hoşça kalın.